90 artı 4'te mi girdik biz yayına? Galiba 90 artı 4'te girdik. Evet. 7-8 dakika burada bayağı maç anlattım yani. Bayağı bir şeye döndük. Fena anlatmadın ama. Gözler görüyor. Cagne yani. Bir 50 metre sürdü. İşte sen yukarıda takip etmişsindir. Bitmeden inmezsin. Yani kaçan penaltı, 10 kişi kalış, sonra öyle. Yani her şey vardı maçta. Biz devre arasında daha çok şey olur. Bu köprünün altından çok sular akar dedik ama bu kadarı hoca beklemiyordum ya, açıkçası. Hoca, çok gol olurdu abi. Kırmızıyı da söyledin hoca. Kart olur. Bu maçta çok şey olur. Gözüküyor maç. Bu tip maçları oynadık hocam zamanında. Ama tam lig maçı değil mi? Maçları oynadık. Evet. Şöyle tabii. Bu Galatasaray'ı Rize maçını işledikten sonra bence tahtaya çıkalım. En fazla hatayı kimler yaptı? Mesela Fatih Terim yazalım, Hamza yazalım, futbolcuları yazalım, hakem yazalım ve değerlendirme yapalım. Bence yüzde kaç verelim, yüzde verelim. Ben öyle yazdım hocam. Yüzde verelim ki evet. Kamuoyu bir şeyleri görsün ha, böyle baba böyle böyle şöyle filan demesinler. Verelim herkes fikrini. Fatih Terim yüzde kaç hatayla oynadı? Hakem yüzde kaç hatayla oynadı? Hamza yüzde kaç hatayla oynadı? Futbolcular ne yaptılar? Yani Babel ne yaptı? Feguli ne yaptı? Yüzde kaç hatayla oynadılar? 22 yaşında Romanya'dan şeyden aldığın oyuncu ne o? Morutan. Ne yapıyorsun? Dinlendiriyorsun kenarda. 31-33 yaşındaki adamlar sahada. Onu dinlendiriyorsun. Onun yaşı 22. Ötekinin yaşı 32. Ortalama 31 oldu. Yani hepsine bakmak lazım. Öyle böyle böyle şöyle değil. 1-2 aslında Türkiye'ye bu tip hakem lazım değil. Türkiye'ye Cüneyt Çakır gibi hakem lazım. Hani dönüp de bakıyor gol olabilecek keseceksin. Bunu oynatmayacaksın işte. Oynattı bak. Rize vakit geçiriyor. Lan rakip 10 kişi. Niye vakit geçiriyoruz? Hepsini oynattı. Ama böyle hakemler yaramaz bize. Bize şey lazım. Hop güm vereceksin. Cüneyt Çakır gibi döneceğe bakacaksın ki adam gole gidiyor. Gol olabilir tak bitireceksin. Orada bitirmeyeceksin. Dönünce bitireceksin. Bize öyle hakemler lazım. Bize bunlar, bu tipler falan fazla. Joel de Dabo'da malum pozisyonda öne geçtiler demiş. Dabo'nunki ne? Dabo'da Rizeli oyuncuların açıklamaları, yayıncı kuruluşa yaptıkları. Dabo'nun açıklamasını da verir misiniz tekrar? O da tüm Türkiye'nin gözü önünde yaşandı. Ben konuşup da kendimi tehlikeye atmak istemiyorum demiş son pozisyon için. Cagney'in pozisyonunda diyor. Cagney'in pozisyonundan önce daha net faul var. Tam burnunun dibinde. Galatasaray. Şimdi birazdan görüntüler görünce o çok daha net faul yani. Yani ilk yarıda Galatasaray'ın faul beklediği ama var. Ama sağda kalın attı dirsekten. Kart bile görmedi şeye. Muhammed'in de kalmaması lazım. Levent abi. Adamın arkadan şeye baslar bilene çıçırdı onu. Mustara'nın da kalmaması lazım. Yani Ali Palabıyık, Erman abinin beğendiği bir hakem ama bugün. Niye Mustara ya, kalması ya, sahada? Görüntüler ne zaman geldi? Protesto amacıyla vurdu ya topa. İkinci sarı görmesi lazım orada. Ne kaç dakika var? Ne amacıyla vurdu? 20 dakika var. Reklamı önden vereceğim. Çünkü o kadar çok soru var ki. Hocam görüntüler hangi görüntü gelecek diyeceğiz? İşte itiraz ettik. Kaç dakika kalıyoruz? Sonra protesto. Nasıl yetecek diyorsunuz? Biz kaç dakika alıyoruz abi? 2,5 dakika alıyoruz. Hocam 12,5 dakika görüntü oynatsak pozisyon bitmez. Evet bence de 2 dakika olmaz. Onun için nasıl karar vereceğiz? 12,5 dakika oynatsak pozisyon bitmez. Yani, artısıyla eksisiyle. Bu bize yani o 2,5 dakika gelirse yetmez. Ben bir şey söyleyeyim. Sen hemen kalk anca 2 saat falan gideriz hocam. Bak ben size söyleyeyim. Ender'le kalkın hocam anca 2 saat hiç nasıl olsa konuşup kalsın. Yok ki 2,5 dakika gelecek hocam. Hocam bir şey yok. Biz burada anlatamayız. Şimdi 2,5 dakikada şöyle. Yani hakem orada ne vermiş? Burada ne yapmışlar? İşte futbolcu burada ne yapmış? Orada ne yapmışlar? Hepsini işlememiz lazım. Şimdi biri gelecek biri gelmeyecek. Ekranı ikiye bölemeyeceksin. Akılda biri kalacak. Gelen kalacak. Gelmeyen var. İşte. Hakemin oraya çaldıkları var. Çalmadıkları var. Bir yerde bir yere kadar sınırlı. En fazla 3 yani, dakika zaten. 3 dakika mı gelecek bize? Yok işte anlatmıyor. Ama ben mesela maça girmeden hemen şunu diyorum ya. Morutan kenarda kaçta girdi? 88 falan galiba bilmiyorum. Morutan 72 galiba. 88'de Cagne girdi. Cagne girdi. Abi Morutan kenarda. Morutan 90'da falan girdi ya. Morutan kenarda yaşı 22.
El freni Babel her topu aldıktan sonra iki kendi etrafında dönüyor. Üç alıyor veriyor dönüyor pas veriyor. Altıda yedide rakip olduğu gibi gidiyor. E bugün Feguli de öyle. E takımız 70 dakika 10 kişi oynattı Fatih Terim. 9 kişi oynattı Fatih Terim. Hocam Kerem de son anda girdi dediniz. Yani o da son anda. Şimdi genç çocuklar girince Kerem hareketli oldular. Bunlar yani Cagne böyle ağır Kerem bir saha. Kerem ikinci golün pasını verdi. Beren arkadaşlar, o da devre arası girmedi. Böyle ağır bir saha. Böyle bir ağır saha. Bayağı yağmur ağır var. Sahada, o Cagne'yi orada yanında oturtma arkadaş. Oturtma adama çünkü vuruyorsun deviremiyorsun. Nitekim öyle ya, oldu. Ya vuruyorsun deviremiyorsun erken al. Biz maçı seyrediyoruz. Herhalde Fatih de maçı seyretti bizim gibi. Fatih'in yanında da birileri yok mu ya? Ya hoca şunu yapalım bunu yapalım diye. Ben inanamadım ya. Seyrettim maça inanamadım. Levent abi bir söz söyledi. Neydi o Levent abi? Napolyon'un bir sözü var biliyorsun. Şansı olan horozda yumurtlar. Hocam bir de şuna kızıyorum. Feguli sakatlanmasa çıkmayacak. Ne bu ya Feguli? Feguli bırakmış futbolu oynamıyor. Bir... Hocam paylaşmış. Bugün el freni ya. Bugün Feguli'yle. Hayır Babel'e şundan katılmıyorum. 90. dakikada bir top geldi yakaladı ya, ondan aldı. Hocam koştu 90. hocam. Dakikada bir topa ne bakıyorsun ya? Ama o sürat genç çocuklar gelmez. Girseler çabuk. Tabii. Çünkü kapanıyor. Penaltı olur bir şey olur. O genç çocuklar daha iyi berkaç yapıyorlar. Çabuklar dönüyorlar. Abi Babel'le mi böyle? Bilmiyorum abi. Yani benim görüşüm. Aynı de görüşeceğiz hocam. Bir şey demiyorum. Daha önce burada konuştuk da futbol aklı falan muhabbetleri geçti Babel'den. Feguli'den. Yani... mutlaka iyi niyetten tabii söylendi. Herkes söyleyecek. Yani eski Babel olsa çok haklılar. Tabii yani o süratli Babel yok. Ama Babel değil, Feguli için. Feguli de eski Feguli, değil hocam. Feguli eski olmadığı için o zaman demiştim ki. Kilo almış ya, bayağı. Kilo almış, temposu yok. Feguli'nin eski o, o oyun zihinsel olarak da hocam sağ içinde çok vücut dilinden belli bitirmiş. Hazır değil. Aynen. Çok net bitirmiş. Belli. Yani bu kadar oyuncular ısrar etmek yanlış. İkinci yarı iki santrofora dönüyor Fatih Terim hocam. Bir santrofor Halil, diğeri Mustafa. Solda Babel şimdi 4-3-3'ün çizgi oyuncusu. 4-4-2'nin kanat oyuncusu değil. Ya bununla nasıl başlıyorsun? Fegül de orada zaten bitmiş durumda. Şimdi bu iki santrofora diyeceksin ki top kim getirecek? Berkan'la çıkıldığı Taylan'ı çıkartıyorsun. Kenarlarda yok oyun getiren. Ömer'le Yetlin bir de Ömer öyle böyle söylüyorlar. İyi oynadı. Yetlin de iyi oynadı. Öndeki Babel'den... Ve de aynı şekilde Fegül'den daha iyi performans verdi. Ne zaman değişiklikler olmaya başladı? Galatasaray çizgilere ucunda doğru oyuncular yerleştirince oyunun rengi de değişti. Evet maç duelloya döndü. Vallahi öyle. Rize Spor'a da gidebilirdi, Galatasaray'a da giderdi. Hocam bir de bir şey var. Bilmiyorum. Boldrin penaltı kaçırdı ya. Bu maça kadar 6 penaltıdan 3'ünü kaçırmış. Bugün de 7'de 4 oldu. Belki de hocanın tam oyuncusunu tanıyamamasının etkisi mi? Yani... Ona penaltı attırmak ne derece doğru? Bilen adam belki attırmazdı. Çok uzun seneler burada Kayseri Spor, Rize Spor. Hocam çok etkili oyuncu. Takımın en iyi oyuncusu. Tabii, son başında da yoktu galiba. Hamza ya. Hoca da yani 7'de 4 hoca gelmedi. Ya. 7'de 4 penaltı kaçar mı? Ender doğru tespit yapıyorsun. Ben de diyorum ki yaptı, bu Hamza Hoca yerli bir hoca var biliyordur. Boldrin de biliyordur. Mutlaka karşılıklı da mutlaka Hamza Hoca çalıştığı takımlarda denk gelmiş olabilir. Yani değil mi? Rize Spor, Kayseri Spor'da. Rize'nin en etkili oyuncusu. Oyun aklı Rize. Evet. Oynaklama hiçbir şey oynamıyor. Hiçbir şey oynamıyor. Sakatlığı falan da var. Her sakatlığı var ama o da hiçbir şey oynamıyor. Onu da söylemek gerekir. Kimin? Son haftalarda oynuyor. Boldrin oynuyorsa hiçbir şey oynamıyor. Çok kötü performans. Çok formsuz. Bugün fena oynamadı. Daha iyi oldu. Ya fena değil ama yani eski değil. Eski tek değil. Başına mesela Çaykur Rize'ye bir ağırlığını koyuyordu. Kayseri Spor'da maçın dengesini ama bozup hani 7'de 4 kazandırıyordu. Hocam büyük takım 5. dakikada öne geçen büyük takım 8 dakikada 2 tane gol yemez. Kusura bakma. Benim anlayışıma göre. 8 dakikada 2 tane gol yedin ya. Böyle bir şey olur mu? Yani, oyunu tutarsın bir bakarsın ya. Bir bakarsın yani. Sol ayakla penaltı atan adamların çok net söylüyor bunu. Hep sol bir sıkıntı ayakla vardır, penaltı değil atan mi? Adam ayak içiyle buraya çok iyi atıyor. Sol ayakla atanlar çok farklı atıyorlar yana. Sol ayaklı adamı sağ tarafa zorlarsan kaçırma şansı fazla oluyor. Bu klasik bakın seyredin bunu. Sol evet, ayaklı adamı. Dışarıya zorlarsan kaçırma şansı fazla oluyor. Yanalara. He. Bir de sana hepsini, bir şey yapıyorlar. Bir ya, de hocam bir şey söyleyeceğim. Çünkü ya, oraya çok iyi vuruyorlar. Bir de bu Muslera artık başlatma böyle oyunu ya. Kasımpaşa maçında gol yedin. Evet. Avrupa'da topuğuna çarptı dışarı gitti. Geçen maçta hata yaptın adam yine atamadı. Ya bu maçta niye başlatıyorsun Berkan'la? Şimdi görüntülerle bakacağız. Ya böyle bir şey olur mu? Şöyle yapacağım. Yapma bir virgül ya. Koyalım. Şu nedenle reklamları girelim. Reklamlardan bir şey yapalım. Reklamlar bitsin o bölümdeki hem görüntüleri verelim hem de üzerine hemen pozisyonları konuşmaya başlayalım diye
Bir kısa 10 dakikalık reklam arası, ardından birlikteyiz özet ve pozisyonları konuşacağız.